Evdeki böceklerden kurtulmanın 7 etkili yolu. Kim haşerileri evinden uzak tutmak istemez ki? Ne yazık ki mağazalarda satılan kimyasal ilaçlar çok zehirli ve doğal olarak da çok zararlı. Bu nedenle ailenizin ya da evcil hayvanlarınızın yanında kullanmayın. Eğer bu kimyasallar böcekleri öldürebiliyorsa size de iyi gelmezler. Bu nedenle mümkün olduğunca daha doğal ve tehlikesiz bir şey kullanmak daha iyidir. Şansınıza evinizi mesken edilmiş herhangi bir böcekten kurtulmanızı sağlayacak bazı etkili ve zararsız yöntemler var. Fakat bu konuya derinlemesine inmeden önce abone ol tuşuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece olumlu bakacak ve yüklediğimiz her yeni videodan haberdar olacaksınız. 1 numara, hamam böceği. Hamam böceği sadece evde karşılaşmak istemeyeceğiniz iğrenç bir canlı değil, ayrıca ciddi hastalıklar da yayabiliyor. Hamam böceği her türlü yiyeceği yiyebilir ve bundan rahatsızlık duymaz ki buna çürümüş çöpler bile dahil. Sonuç olarak da eğer bu böcek evinizde ortaya çıkarsa salmonella ya da mide iltihabına yol açabilir. Dahası hamam böceği genellikle alerjiye neden olur. Eğer bu haşereden kurtulmak istiyorsanız mağazalardan alabileceğiniz birçok ürün var. Fakat çoğu genellikle yüksek derecede zehirli. Özellikle küçük çocuklarınız ya da evcil hayvanlarınız varsa bu çok tehlikeli olabilir. Bunun yerine birazdan anlatacağımız ucuz, tehlikesiz ve etkili yolu deneyebilirsiniz. Soğanı kesin ve bir çay kaşığı kabartma tozu ekleyin. Bu karışımı evinizin köşelerine koyun. Günlük olarak yenileyin. Ve çok geçmeden eviniz hamam böceklerinden arınacak. 2 numara, kene. Keneler çok farklı renk ve büyüklüklerde olabiliyor. Kendinizi ve ailenizi bu küçük çirkin şeylerden korumanız hayati öneme sahip. Bu küçük yaratıklar Lyme hastalığı, kayalık dağlar benekli humması, Colorado humması ve korkunç bakteriyel enfeksiyon hastalıkları yayabilir. Bu hastalıklardan bazıları ölümcül olabilir. Eğer cildinize ya da evcil hayvanınızın kürküne kimyasal böcek ilacı sürmeye meraklı değilseniz, doğal ve güvenli bazı karışımları deneyebilirsiniz. İnsanlar için kene kovucu. Tüm ihtiyacınız olan 20 damla ıtır çiçeği özü yağı, 10 damla şeker otu özü yağı, 5 damla lavanta özü yağı, 5 damla idris otu özü yağı ve 1 yemek kaşığı ispirto. Bu karışımı 100 ml sirke ya da su ile sereltin ve bir sprey şişesinde doldurun. İyice sallayın ve dışarı çıkmadan önce kıyafetlerinize sıkın. Köpekler için kene kovucu. Köpekler keneler için kolay avlar ve genellikle de hedef alınıyorlar. Bu nedenle yürüyüşten her döndüğünüzde türlü dostunuzu kontrol etmenizde fayda var. Yine de köpeğinizin ısırılma ihtimalini oldukça düşürecek bir yol var. Köpekler için etkili bir kovucu hazırlamak için 20 damla ıtır çiçeği ve yarpuz yağıyla 2 yemek kaşığı badem yağını karıştırın. Dışarı çıkmadan önce bu karışımdan birkaç damlayı köpeğinize ya da tasmasına damlatmanız yeterli. Dikkatli olun ve unutmayın. Bunu kedilerde ya da hamile hayvanlarda kullanmayın. 3 numara, bahçe haşereleri. Fidan bitiği, kırmızı örümcek ve diğer bahçe zararlıları bahçenize oldukça zarar verebilir. Tüm çabanız ve emekleriniz göz kırpıncaya kadar boşa gidebilir. Elbette günümüzde birçok haşere ilacı var. Fakat eğer kullanırsanız bahçenizdeki meyve ve sebzeler yenmez duruma gelir. Onlar yerine şu zararsız ve doğal karışımı deneyin. Yarım bardak acı biberi, yarım bardak sarımsak ya da soğanla karıştırın. Macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu macunu 2 bardak ılık suyla karıştırın. 25 saat boyunca ılık bir ortamda bekletin ve süzün. Bitkilerinize bu karışımı sıkın. Bahçe haşerelerinden kurtulmanın diğer bir yolu da tütün kullanarak yapılacak özel bir kovucudur. Bu ürün özellikle solucan, fidan biti ve tırtılları uzaklaştırmada çok etkilidir. 1 bardak tütünü 3.6 litre suyla karıştırın. Karışımı ılık bir yerde 25 saat bekletin. Karışımın rengi açık çay gibi olmalı. Daha koyu görünüyorsa biraz su ekleyin. Eğer çok açıksa birkaç saat daha dinlendirin. Karışıma biraz sıvı sabun ekleyin ve birkaç dakika karıştırın. 3 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Ev yapımı böcek ilacınızı büyük bir sprey şişesine koyun ve istila edilen bitkilerinize sıkın. Uyarı: bu doğal böcek ilacını domates, patlıcan ya da biberlerde kullanmayın. 4 numara, örümcekler. Yaşadığınız yerde zehirli örümcekler olmasa da muhtemelen evinize örümcek girmeyeceğinden emin olmak istersiniz. Eğer eve girmenin yolunu bulurlarsa her yere dağılabilirler ve en küçükleri bile gerçekten korkutucu olabiliyor. Bu doğal kovucu örümcekleri öldürmez fakat uzak tutmaya yeter. Çünkü örümcekler güçlü kokuları sevmezler. 5-10 damla nane yağını, 1 bardak su ve çeyrek yemek kaşığı sıvı deterjanla karıştırın. Karışımı iyice sallayın ve tüm örümcekler gidene kadar haftada bir etkilenmiş bölgelere sıkın. Nane yağı yerine okaliptus, idris otu, lavanta ya da çay çiçeği yağı kullanabilirsiniz. 5 numara, karıncalar. Karıncalar can sıkıcı olabiliyor. Birden ortaya çıkıyorlar ve mutfağınızı ya da kilerinizi istila ediyorlar. Eğer evinizi karıncalar bastıysa onları evinizden uzaklaştıracak bir yöntem de var. Karıncalar tarçın kokusundan nefret eder.
Bu nedenle de karıncaların girdiğini düşündüğünüz yerlere biraz tarçın tozu dökün. Daha etkili sonuçlar için tarçın tozuna biraz çiçek özü yağı ekleyebilirsiniz. Yan etki olarak da eviniz harika bir topraksı koku kazanmış olur. Eğer tarçın kokusundan hoşlanmıyorsanız yerine beyaz sirke kullanabilirsiniz. Sirke de karıncaların sevmediği güçlü bir kokuya sahiptir. Sprey şişesine biraz sirke koyun ve girdiklerini düşündüğünüz bölgelere sıkın. 6 numara. Toz akarı. Bu şeyler o kadar küçüktür ki çıplak gözle görmenize imkan yok. Fakat ne yazık ki onları görmüyor olmanız var oldukları gerçeğini değiştirmez. Evdeki tozlu bölgelerde tercihen ılık yerlerde yaşıyorlar ve en sevdikleri yemekse deri artıkları. Peki tahmin edin en çok nerede bulunuyorlar? Evet doğru, yatağınızda. Toz akarları ısırmasa da birçok uzman cilt tahrişine ve alerjik tepkilere neden olduğunu düşünüyor. Onlara alerjiniz olmasa bile muhtemelen evinizi yine de bu küçük böceklerle paylaşmak istemezdiniz değil mi? 6 yemek kaşığı okaliptus yağını, 1,5 yemek kaşığı sıvı çamaşır deterjanı ile bir kova suda karıştırın. Yıkanabilir şeyleri bir saatliğine bu suda bırakın ve sonra normal şekilde yıkayın. Çamaşır makinesine de yaklaşık 30 damla okaliptus yağı ekleyebilirsiniz. Çamaşır makinenize koyamayacağınız şeyler için de özel bir sprey kullanın. Bir sprey şişesini suyla doldurun ve yaklaşık 30 damla okaliptus yağı ekleyin. İyice sallayın ve evinize sıkın. Yatağınızı, yastıklarınızı, halılarınızı ve diğer yerleri unutmayın. Bu karışımı mobilyalarınızda kullanacak olursanız sonrasında temiz bir bezle silmeyi unutmayın. Okaliptus yağının kokusunu sevmediyseniz yerine en az onun kadar etkili olan çay çiçeği yağını kullanabilirsiniz. 7 numara. Buğday biti. Eğer kilerinizde unu, mısır gevreğini ya da pirinci ağzını kapatmadan bırakıyorsanız gıdalarınızda böceklerle karşılaşabilirsiniz. Buğday bitleri tahıllar ve tohumları tercih eder fakat unda hatta krep karışımında bile karşınıza çıkabilir. Bu böceğin larvaları da besinlerinizin içinde büyür ve gelişir. Hiçbir şeyden şüphelenmezsiniz fakat bir ay sonra gerçekleşecek doğumla birlikte tüm gıdalarınızda ortaya çıkarlar. Bu kabusun gerçekleşmesini nasıl engelleyebilirsiniz? Kimse yiyeceklerinin yakınlarında kimyasal böcek ilacı istemez. Şansınızda şu yöntem oldukça iyi bir alternatif çözüm olabilir. Bilindiği üzere buğday bitleri defne yaprağı ya da karanfil yağının kokusunu sevmez. Onları kilerinizden uzak tutmak için yemeğinizin üzerine bir defne yaprağı ya da birkaç adet karanfil koyun. Bu yöntemlerden hangisini en kullanışlı buldunuz? Sizin bildiğiniz böcek kovma ipuçları var mı? Deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basın ve hayata olumlu bakmak için abone olup bize katılmayı unutmayın.